Ulusal tarım robotumuz. Bu da bölgemizde yoktu. Halat fırlatma ekipmanı bunu... Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Bulgaristan Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün ortaklığında Avrupa Birliği destekli sel durumunda hazırlıklı olma ve müdahale etmek için sınır ötesi işbirliği projesi hayata geçirildi. Proje ile ilgili olarak müdürlük konferans salonunda tanıtım toplantısı düzenlendi. 2 yıl boyunca uygulanacak projenin toplam bütçesi 589 bin avro olurken bütçenin 328 bin 500 avrosunu Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 260 bin 500 avrosunu ise Bulgaristan Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kullanacak. Çok iyi çalıştığımız AFAD ekibi. Projeyle Edirne ve Haskova'da meydana gelen sel baskınlarının etkilerinin azaltılmasıyla Türk ve Bulgar yetkililerinin muhtemel sel baskınlarında işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanıyor. Edirne Afet ve Acil Durum Müdürü Kemal Şen, projenin kazanımlarıyla bölgedeki sel baskınlarına etkili müdahale edeceklerini söyledi. İnşallah projemiz sona erdiğinde bilimiz Afet ve Acil Durum Müdürlüğü taşkınlara çok daha etkin ve etkili, daha çabuk müdahale anlamında güç kazanacak. Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Şube Müdürü Ali Altındal da proje ve müdürlüğe kazandırılacak yeni ekipmanlar hakkında bilgi verdi. Bir takım proje faaliyetleri belirledik bununla ilgili. İşte bir yönetim oluşturduk, programlarımı hazırladık, ekipmanlarımızı belirledik, yapacağımız ortak tatbikatları düzenledik, bunların planlamalarını yaptık. Devam edelim. Sonuçlarında da işte dediğim gibi etkin bir müdahale bekliyoruz. Ve sadece burada ve orada ayrı olarak değil, sınır bölgesinde olabilecek taşkınlarda ortak bir müdahale yapabilmek amacımız. Bulgaristan Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü yetkilisi ve proje koordinatörü Spiridon Aleksandrov da projenin uygulanmasında emeği geçen yetkililere teşekkür ederek projenin acil müdahalelerdeki başarıyı artıracağını kaydetti. Özellikle AFAD müdürlüğüne ve teşekkür ediyorum ekiplerine. Bizim projemiz hazırlık aşaması bu aşamada artık hemen hemen son buluyor ve bundan sonra işin öz kısmına, hakik kısmına geçmiş bulunuyoruz.